Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz sistemlerle ilgili soru çözümümüze üreme sistemi büyüme ve gelişme ile ilgili çıkmış sorulara bakacağız ayrıca burada eşeli ve eşeğsiz süreme ile ilgili bazı sorular da var şimdi diyor ki Aşağıdaki tabloda 1, 2, 3 olarak belirtilen hayvansal dokular ve bunların köken aldıkları embriyonik tabakalar gösterilmiştir diyor. Buna göre 1, 2, 3 olarak belirtilen dokular aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bize ektoderm tabakasını, mezoderm tabakasını ve endoderm tabakasını vermiş. Bu tabakaların hangisinden kökenlendiğini soruyor. Şimdi 3 numaraya bakarsanız 3 numaralı doku üçünden de kökenlenmiş bir dokudur arkadaşlar. Dolayısıyla bu doku epitel doku olabilir değil mi? İkinciye bakıyorum. Bakın ikinci sadece mezoderm tabakasından kökenleniyor. Mezoderm tabakasından kökenlenen bağ dokudur arkadaşlar. Ektoderm tabakasından kökenlenen ise nedir? Tabii ki sinir dokudur. Dolayısıyla burada bakın sinir doku birincisi, bağ doku ikincisi, üçüncüsü de ne olacak? Epitel doku olacak. Dolayısıyla ne oluyor? Cevabımız C şıkkı oluyor. Bu tabakalar bazen hani böyle arada bir soruyorlar. E bu tabakalara şöyle bir bakmanızı tavsiye ederim. 2015'e geçiyoruz. Omurgalı hayvanlarda zigotun segmentasyon tarz, tarzının birbirinden farklı olması aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? Şimdi arkadaşlar, yumurtanın içerisinde bulunan vitellusun dağılımına göre segmentasyon çeşitleri vardır. Mesela bakın vitellus şöyle üst tarafta olabilir. Vitellus şöyle orta kutupta olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu vitellusun konumlandığı yere göre veya vitellüsün dağılımına göre ne oluyor? Segmentasyon tarzı belirleniyor. Buradaki cevabımız ne olacak? Vitellüsün dağılımı olacak. Şimdi size bu yumurta çeşitlerini de göstereyim ben. Şimdi ben böyle yakınlaştırdım arkadaşlar. Şöyle bakın sentrolesital tip yumurta vardır. Sentrolesital tip yumurtada vitellüs hemen hemen merkezde bulunuyor. Telolesital tip yumurta vardır. Biraz daha böyle kenara doğru konumlanmıştır. İleri telolestal yumurtada ise tam kenarda bulunur ve vitellus. Bir de izolesital yumurta vardır. İzolesital yumurta arkadaşlar vitellus e, beyaz yumurta beyazı var ya onun etrafına böyle eşit olarak, hani eşit demeyelim de hemen hemen dağılmıştır diyebiliriz. Bu şekilde yumurta tiplerimiz var ve segmentasyon tipleri de bunlara göre değişiyor. Bakın sentrolestal yumurtada dikkat ederseniz hücre bölünmeleri için burada çizemediğim için gösteremiyorum ama 5. şekle bakarsanız hücreler hemen hemen aynı büyüklükte zaten eşit dağılmış. E, Terolestal tip yumurtaya baktığınız zaman bölünme daha çok böyle yukarıda yani e, kenara doğru gerçekleşiyor. İleri telolestalde arkadaşlar bakın ortada gerçekleşiyor bölünme. İzolestal yumurtada ise bölünme ortadan başlıyor. Hemen hemen eşit olarak gerçekleşiyor. Şimdi geçelim diğer kısmımıza. Diğer sorumuza geçiyoruz. Diyor ki üçüncü sorumuz. Eşeysel dimorfizin gösteren hayvanların çoğunda erkek bireylerin daha gösterişli olması aşağıdakilerin hangisiyle yakından ilişkidir? Düşmanlara karşı uyarıcı mesajlar verebilme. Şimdi bakın Eşeysel dimorfizmde. Eşeysel dimorfizm nedir? Erkek ve dişi bireylerin farklı olmasıdır. Şimdi bunların erkekler daha gösterişliyse o zaman dişi bireyi erkek cezbediyor demektir. Dolayısıyla bundan erkeğin gösterişli olması daha yakından ilişkindir arkadaşlar. Bir kere düşmanlara karşı uyarıcı mesaj verebilmesi için daha böyle korkutucu olması gerekiyor. Çiftleşme öncesi eş seçiminin dişi birey tarafından gerçekleştirmesi. Şimdi mesela kuşlarda bu çok görülür. Ya dans ederler ya böyle hani e, tüylerini kabartırlar. Farklı farklı şekillerde tüylere sahip olabilirler. Dişi hangi erkek daha güzelse onu seçer. Dolayısıyla erkeklerin gösterişli olmasının temel sebebi budur. Ortam zeminine daha kolay uyum sağlayabilme. Uyum sağlama olayı zaten adaptasyondu. Adaptasyonun bununla bilgisi yoktur. Bu üreme adaptasyonu diyebiliriz ama. Doğumun dişi birey tarafından gerçekleştirilmesi tamam doğum dişi birey tarafından oluyor ama erkeğin gösterişli olmasıyla ilgisi yoktur. Yavru bakımının erkek birey tarafından gerçekleştirilmesi zaten bununla da bir ilgisi yoktur. Dördüncü soru. Kuş ve plasantalı memelilerin embriyonik gelişimlerinde durumlarından hangileri ortaktır? Bakalım dört otun bölünme biçimi. Arkadaşlar ee... Kuş ve plasentalı memelilerde şimdi vitellus farklılık gösteriyor. Dolayısıyla zigotun bölünme biçimi farklılık gösterir. Ortak değildir. Trofoblast oluşumu yine kuş ve me plasentalı memelilerde trofoblast oluşumu da yine farklılık gösterir. Şöyle göstereyim. Şimdi kuşlarınkini bulamadım arkadaşlar ama memelilerdeki, plasentalı memelilerdeki trofoblastı görüyorsunuz. Bakın şu etraftaki hücrelerdir. Embriyonun tutunmasını sağlıyor, endometriyuma tutunmasını sağlıyor. Kuşlardaki oluşum ee, şöyle trofoblast oluşumu arkadaşlar kuşlarda hani e, direkt hani vardır diyemiyoruz aslında çünkü onlarda bir tutunma olayı yok endometrium gibi bir tabakaya tutunma olayı olmadığı için trofoblast oluşumu direkt vardır diyemiyoruz varsa da bazı türlerinde vardır hepsinde tamamen yoktur dolayısıyla bu farklılık gösteriyor ortak olanı sorduğu için yanlıştır olmaz Epiblast ve hipoblast oluşumu bunlar tabii ki Embriyonik gelişimde ortaktır arkadaşlar. Epiblast, hipoblast bu hücreler. Bu hücreler ileride farklı dokulara dönüşüyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak. Beşinci soru. Deniz kestanesi yumurtalarının döllenme sürecinde olaylarından hangileri polisipermi engelleyici olarak işlev görür? Polisipermi ne demek? Bir yumurtayı birden fazla spermin döllemesi demektir. Şimdi yumurta zarında depolarizasyon gerçekleşmesi yani uyarı durumu alınması. Eğer yumurta zarı uyarılırsa yeni bir sperm kabul etmez. O yüzden bu olur. Yumurtadan kimyasal cezbedicilerin salgılanması bu spermi kendisine doğru çeker. Dolayısıyla bu değildir cevabımız. Döllenme zarfının oluşması. Döllenme zarfı mesela şeyde de insanlarda memelilerde de oluşuyor. Döllenme zarfı arkadaşlar bir sperm girdikten sonra zona pelusta dediğimiz bir tabaka var bu tabakanın hatta insanlarda diyeyim bu tabaka katılaşıyor ve ikinci bir spermi e, girmesini engelliyor. Bu da yine nedir? Polispermiyi engelleyici bir özelliktir. Deniz kestanelerinde de vardır bu özellik. Dolayısıyla 1 ve 3 olacak cevabımız C şıkkı. 2018'e bakalım. Bitkilerin ve hayvanların embriyonik gelişim süreçleri incelendiğinde ergin birey oluşumuna kadar aşağıdaki olaylardan hangisinin ortak olmadığı görülür. Bitki ve hayvanlara bakacağız. Büyüme her ikisinde de var mı? Var. Mitoz bölünme zaten büyümenin temelini mitoz bölünme oluşturuyor. Organogenes vardır değil mi? Kök, yaprak oluşuyor. Bizde karaciğer, akciğer oluşuyor. Farklılaşma vardır. Kök hücrelerden farklılaşıyor ama hücre göçü bitkilerde yoktur. Hücre göçü hayvanlarda görülür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 2019 Fen ÖABT'ye bakıyoruz. Diyor ki hayvanların üremeleriyle ilgili hangileri doğrudur? Dış döllenme genellikle sucul veya nemli ortamlarda gerçekleşir. Evet dış döllenme yumurtaların ve spermlerin su ortamına bırakılması. Su ortamında döllenmesidir arkadaşlar ve sucul canlılarda gerçekleşir. Doğrudur. İç döllenme yapanlarda ebeveyn bakımı zorunludur. Şimdi bakın sürüngenlerde de iç döllenme var ama onlarda genellikle yumurt, e, ebeveyn bakımı yoktur yani yavru bakımı yoktur arkadaşlar zurda zorunludur dediği için yanlış olacak dış döllenme yapanlar genellikle daha fazla yumurta üretir evet mesela balıklar çok fazla sayıda yumurta üretiyorlar çok fazla sayıda sperm üretiyorlar döllenme olayını artırmak için o yüzden doğrudur cevabımız denizli seçeneği 1 ve 3 olacak 8. soru kuşlarda görülen özelliklerinden hangileri karasal yaşama uyumu sağlayan üreme adaptasyonlarındandır bakalım amniyotik yumurtaya sahip olma karasal ortama uyum sağlamak için gerekli midir arkadaşlar amniyotik yumurtaya sahip olma evet çünkü amniyon sıvısını koruması gerekiyor o yüzden bu vardır birden çok yumurta oluşturma şimdi ee, birden çok yumurta oluşturma karasal değil sucul ortamdaki bir adaptasyondur olmaz dişi ve erkek bireylerde morfolojik farklılıkların bulunması bu da karasal ortama bir uyum sağlama olayı değildir İç döllenme ve bunu sağlayacak yardımcı üreme organı bulunması. Şimdi dış döllenme yapamayacak. Çünkü neden? Su ortamında yaşamıyor. Kara ortamında yaşıyor. O yüzden iç döllenme yaşayacak. Ve bunu sağlayacak da bir üreme organına ihtiyacı vardır. Bu da karasal ortama uyum sağlayan bir adaptasyondur. Üreme adaptasyonudur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 4 şeklinde olacak. 9. soru. Bir insanın erken embriyonik gelişiminin gastrulasyon evresindeki germ tabakaları ergin bireylerdeki farklı yapıların oluşmasına katkı sağlar. İnsan vücudundaki yapılarından hangileri ektodermden köken alır? Ektoderm neydi? Dış tabakamızdı değil mi? Endoderm, mezoderm ve ektoderm tabakası vardı. Ektoderm tabakası en dışta bulunan tabakaydı arkadaşlar. En dışta bulunan ektoderm tabakasından dişin mine tabakası köken alır. Ter bezleri köken alır. Genelde vücudumuzun dış kısmında bulunan yapılar köken alıyor ama karaciğer mezoderm tabakasından köken alır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. 10. sorumuz: İnsanda gerçekleşen spermatogenez ve oogenez olaylarında hangisi ortak değildir? Ana hücrelerde mitoz bölünmenin gerçekleşmesi. Evet, yumurta ana hücresinde de sperm ana hücresinde de mitoz gerçekleşerek bölünme yani ee, yumurta ve sperm sayısı artırabilir. Dolayısıyla bu olur. Ana hücrelerde ama. Oluşan hücrelerin büyük ve hareketsiz bol stoplazmalı olması. Bu kimin özelliğidir? Yumurtanın. Bize ortak, olanı, ortak olmayanı soruyor. Bu sadece yumurtanın olduğu için cevabımız bursa şıkkı olacak. Mayoz gerçekleşmesi her ikisinde de olur. Spermatogenezde de o de. Folikül uyarıcı hormonun görev alması. Evet. FSH ne yapıyor? Erkeklerde testisleri uyarıyor. Spermatogenezin başlamasını sağlıyor. Dişilerde de yumurtalıkları uyararak o genezin başlamasını sağlıyor. Tamamlandığında haploid kromozomlu hücrelerin oluşması mayoz sonucunda gerçekleştiği için haploid kromozomlu yani en kromozomlu hücreler oluşur. Her ikisinde de cevabımız bursa. Bursa seçeneği sadece yumurtaya ait bir özelliktir. 2020 diyor ki partonegenezle ilgili hangileri yanlıştır? Yumurta üretimi gerçekleşmez demiş. Arkadaşlar partonogenezde yumurta üretimi var. Zaten döllenmemiş yumurtadan birey gelişimi demekti partonogenez. Döllenme olayının olmasına gerek yoktur. Evet partonogenezde döllenme yok. Doğru. Haploid veya diploid bireyler oluşabilir. Doğru. Mesela arıların partonogenezine baktığımız zaman en kromozomlu ne oluşuyor? Erkek e, arılar oluşuyor. Mesela kurbağalarda yapılan deneysel partonogenize baktığımız zaman burada da diploid bireyler oluşuyor. Dolayısıyla her ikisi de oluşabilir. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız yalnız bir olacak. 12. sorumuz. Hayvanlarda embriyonik gelişimle ilgili hangileri doğrudur? Hayvanların hepsinde embriyonik gelişim görülür demiş arkadaşlar. Doğru hayvanlarda embriyonik gelişim vardır. Yani mutlaka endoderm ve ektoderm tabakası vardır. Sadece bazılarında mezodem tabakası da ortaya çıkıyor. Hayvanların hepsinde gelişim sırasında 3 tane embriyonik germ tabakası vardır. Hayır hepsinde 3 tane değil bazılarında 2 tane bazılarında 3 tane hatta diploblastik triploblastik diyorduk. O yüzden bu değil. Hayvanların hepsinde mozaik gelişim görülür. Burada mozaik gelişim derken arkadaşlar vücut tipinden kaynaklanan bir durumdur. Hepsinde tabii ki böyle bir gelişim yoktur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız bir aşıkkı olacak. Mozaik gelişimi de göstereyim size. Arkadaşlar resim olarak bulamadım ama şöyle göstereyim çünkü evrimle alakalı bir durum. Hani direkt resim olarak bulamayabilirim. Hayvanların hepsinde mozaik gelişim görülür demesi yanlış olur. Çünkü nedir mozaik gelişim veya mozaik evrim? Şöyle. Hayvanların her bir vücut parçasını düşünün. Her bir vücut parçası birbirinden bağımsız bir şekilde farklı zamanlarda evrimleşmesine biz mozaik evrim diyoruz. Buna bağlı olarak da mozaik gelişim diyoruz. Dolayısıyla hayvanların hepsinde zaten bunun görülme olasılığı yoktur. Gelelim 2021 biyolojiye. Diyor ki: Testislerinde tümör bulunması nedeniyle ameliyatta her iki testisi de alınan bir erkeğin uzun bir süre sonra yapılan kan testlerinde kanında testosteron olduğu tespit edilmiştir. Şimdi neden testosteron vardır kanında? Testisleri olmamasına rağmen. Çünkü böbrek üstü bezlerinden ne yapıyor? sentezleniyor arkadaşlar az miktarda. Bakın kadınlarda da erkeklerde de böbrek üstü bezleri eşeysel hormonları az miktarda sentezler. Bu yüzden kadınların kanında az miktarda testosteron, erkeklerin kanından da az miktarda östrojen ve progesteron bulunur. Eğer bunların miktarı artarsa kadınlık özellikleri, erkeklik özellikleri görülebilir. Hormonal e, farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Mesela erkeklerde göğüs gelişimi daha fazla olabiliyor. Kadınlarda sakal büyük çıkması ortaya çıkabiliyor. Diyor ki böyle bir sonucun ortaya çıkması ile ilgili hangileri doğrudur? Cinsiyet hormonları sentezlenip kana salındıktan sonra vücutta yıkılması söz konusu değildir. Şimdi vücutta yıkılıyor arkadaşlar. Söz konusu değil demesi yanlış olur. Tabii ki vücutta yıkılıyor. Sadece böbrek üstü bezlerinde üretildiği için kan kanda görülüyor. Cinsiyet hormonları aynı zamanda daha az miktarda olmak üzere böbrek üstü bezi tarafından da sentezlenir. Evet bunu söyledik. Cinsiyet hormonlarının salgılanması epididimizde devam eder. E zaten testislerin bir bölümüdür epididimiz. Dolayısıyla testisleri alınmışsa epididimiz de yoktur burada. Bu da yanlıştır. Ne olacak? Cevabımız yalnız iki olur. 14. soru. Aşa İnsanda aşağıdaki yapılardan hangisi ektoderm tabakasından gelişir? Bakın yukarıdaki sorunun aynısı değil mi? Hangisi ektoderm tabakasından gelişiyor? Tabii ki tar bezleri arkadaşlar. Peki diğerleri nereden gelişiyor? Bakın hemen kolay olsun diye size bunu da resmini buldum. Şimdi ektodermden üst derimiz oluşuyor. Duyu organlarımız oluşuyor arkadaşlar. Ve sinir sistemimiz oluşuyor. Tabii sinir sistemi mezodermden de köken alıyor. Endodermden arkadaşlar alt deri, kas doku, bağ doku, kıkırdak doku, kan ve kan damarları ve böbrekler ve üreme sistemi oluşuyor. Endodermden ise sindirim kanalı, karaciğer, pankreas, tiroid, paratiroid ve timis bezleri, soluk borusu, bronşlar ve akciğer örtüleri, bağırsak örtüleri oluşuyor. Bu arada ben önceki soruda karaciğer için e, mezoderm demiştim. Yanlış söylemişim. Endoderm tabakası olacak. Bu tabakaları inanın ben de karıştırıyorum. Yani siz de sınavda karıştırmanız oldukça normaldir. Onu söyleyeyim size. Dolayısıyla burada arkadaşlar böbreklerle ilgili olan kısım neredeydi? Mezoderm tabakasıydı. Dolaşım, lenf sistemleri mezoderm tabakasıydı ama sindirim boşaltım sistemleri nerede? Endoderm tabakasından gelişiyor. Cevabımız ter bezleri olacak. 15. soru. Hayvanların üreme ve gelişme sürecinde diyor. Olaylarından hangileri özdeş ikizliğin görülmesine olanak sağlar? Burada özdeş ikizlik dediği tek yumurta ikizliğidir. Zigotun mozaik gelişim göstermesi. Şimdi zigot mozaik gelişim göstermesi derken hani bahsettik ya zigot bölünürken işte her bir organın farklı şekillerde evrimleşmesiydi bu mozaik evrimde gelişim de buna bağlı olarak arkadaşlar farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu değil. Zigotun indeterminat tipte segmentasyon geçirmesi. İndeterminat tipte dediği yani normalde Zigot arkadaşlar bölündüğü zaman şöyle hücreler bu şekilde bölünürler bölünürler ve çok sayıda hücre say morulayı oluştururlar. Ama zigotta öyle bir bölünme gerçekleşiyor ki şöyle iki tane hücre oluşuyor. Bu hücreler ayrı ayrı segmentasyona giriyorlar. Biz buna indeterminant tipte segmentasyon diyoruz. Bu tek yumurta ikizliğinin ortaya çıkarır. Aynı anda en az iki yumurtanın döllenmesi bu çift yumurta ikizliğidir. Tek yumurta ikizliği değildir. Dolayısıyla yalnız iki olacak cevabımız. Gelelim 2022 Fen ÖABT e. diyor ki: Insanda gerçekleşen o olayı ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Başlangıç gen hücrelerinin mitotik bölünmeleriyle oogoniumlar oluşur. Arkadaşlar oogoniumlar zaten dişilerde anne karnındayken oluşmaya başladı ve gen hücreleri yani embriyonik tabakaların bölünmesiyle, embriyonik hücrelerin bölünmesiyle oluşuyor. Bu doğrudur. Birinci doasitler ergenlik dönemine kadar mayoz 1'in profaz 1 aşamasında kalırlar. Evet, doğrudur. Daha sonra ergenlik döneminde hormonlar devreye girer ve profaz bir aşamasındaki yumurta gelişimini sürdürür. İkinci loositler bir sperm tarafından döllenmedikçe mayoz 2 tamamlanmaz. Bu da doğrudur arkadaşlar. Döllenmediği zaman direkt zaten ikinci loosit olarak atılıyor menstrual döngüde ama döllenirse mayoz 2 tamamlar. Mayoz bir tamamlandığında oluşan hücreler 2n kromozoma sahiptir. Hayır. Mayoz bölüme yaptığımız zaman bakın 2n kromozomlu bir hücre mayoz bir bölünmesini gerçekleştirdiği zaman n kromozomlu 2 hücre oluşur. Daha sonra mayoz 2 başlar n kromozomlu. Yanlış oldu şöyle. n kromozomlu 4 tane hücremiz oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla burada 2n değil n kromozom olacak. Bu yanlıştır. Tüm oogenezin işlevsel ürünü tek bir olgun yumurtadır. Evet bir tane yumurta oluşuyor. Diğerleri polar hücre veya kutup hücresi olarak isimlendirilir. Bunlar kaybolur. Gelelim 17. sorumuza. Plasantalı memelilerde döllenmeden sonraki gelişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkar? Hangisi önce ortaya çıkıyordu? Trofoblast hücreleri. Neydi trofoblast hücreleri? Şu etrafta bulunan hücrelerdi. Çünkü bunlar gidip embriyonun endometriyuma tutulmasını sağlıyordu. O yüzden mecburen bunlar oluşacak. Gelelim son sorumuz artık. Erkek üreme sisteminde görev alan hormonlarla ilgili hangisi yanlıştır? Testosteron hormonu Leydig hücreleri tarafından üretiliyor. Evet, LH Leydig hücrelerini uyarıyor. Leydig hücreleri de testosteron üretiyor. Bu doğru. Sertoli hücreleri inhibin hormonu üreterek anterior hipofizin FSH salgısını azaltır. Doğru. FSH Sertoli'yi uyarıyordu. Dolayısıyla fazla salgılanırsa bu hücreler inhibin hormonu yani inhibe eden, durduran hormon üretiyor. Hipofizin ön lobunu uyararak FSH'ı azaltıyor. Testosteronun kandaki seviyesinin yüksek olması anterior hipofiz yani hipofizin ön lobu ve hipotalamus üzerinde negatif geri bildirim oluşturur. Eğer testosteron kanda artarsa ne yapacak? Testosteronu uyaran kimdi? LH. LH'ın durdurulması için hipofizin ön lobunun ya da hipotalamusun negatif geri bildirimle uyarılması lazım. Doğru. Gonadotropin salgılatıcı hormon anterior hipofizden kana LH ve FSH salgılanmasını sağlar. Evet, bu bir üreme hormonu salgılatıcı hormondur arkadaşlar. Hipotalamus tarafından üretilir. Hipofizin ön lobunu uyararak FSH ve LH salgılanmasını sağlar. Anterior hipofiz tarafından salgılanan LH sertol hücrelerinde etki yapar demiş. Hayır LH L'den ne demiştik? Leydik hücreleri demiştik. Tamam mı? O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız E şıkkı olacak. Böylece bitirdik üreme sisteminin sorularında sonraki sistemimiz sinir sistemi arkadaşlar. Sonraki sistemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.